قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا: يا رسول الله، وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 400 مرة يدخله القراء المراءون بأعمالهم، وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhüm salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullah aleyhim ecmain bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullah aleyhim ecmain hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşrefenlerimizin hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaçın el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: Teavvezu billahi min cübbil huzun. Cübbü huzundan Allah'a sığınınız. Kalu ya Resulallah. Sahabe-i kiram dediler ki: Ve ma cübbül huzun? Cübbül huzun nedir ya Resulallah? Bize açıklar mısınız? Evet. El müraûne bi amalihim. Amelleriyle el kurra'u el müraûne bi amalihim. Amelleriyle, yaptıklarıyla mürailik yapan alimlerdir, kurradır. Evet. Cübbül huzun cehennemde bir kuyudur. Efendimiz o şekilde açıklamış. Cehennem 7 kapılı, cennet 8 kapılı. Yani cennet 8, cehennem 7. Bu da gösteriyor ki sebakat rahmeti ala gadabi, rahmetim gazabımdan önce gelir, üstündür. Allah'ın rahmeti daha çoktur, gazabından daha çoktur. Çünkü cennet rahmet yeri olan cennet 8, gazap yeri olan cehennem 7. Bu da onu gösteriyor. 8 cennet, Darul Celal, Darul Selam. Darul Celal kapısında La İlahe İllallah yazan cennet kapısıdır. Darul Selam namazını hiç geçirmeden güzel kılanların gireceği cennettir. Cennetül Me'va zekatını eksiksiz helalinden kazanıp kazandığının eksiksiz zekatını verenlerin cennete gireceği cennettir. Cennetül Huld emr-i maruf, evet, yapan, yani Allah'ın emirlerini, doğruyu, güzeli insanlara tebliğ eden, doğru ve güzelin, Allah'ın emirlerinin yeryüzünde hakim olması için eliyle, diliyle, her şeyi, malıyla, canıyla mücadele eden kimseler. Yasakların da, Allah'ın yasaklarını da
yapılmaması için mücadele eden kimse, emr-i maruf, nehy-i anil münker yapanların yeridir. Evet, cennetül hult, cennetül naim, insanda iki kuvvet var. Birisi ruh tarafı, birisi de nefsi emmare tarafı. Nefsi emmare hep kötülükleri emrediyor. Kur'an-ı Kerim'de de öyle. İnnen nefsi le emmâratun bisû. Hep kötülüğü emreder. Ruh tarafı da iyilikleri, Allah'a giden yolu teşvik eder. İnsanı oraya götürmek ister. Böylece insanda dualite var, ikilik var. Bu ikinin mücadelesi var. İşte hayat bu mücadeleden ibaret. Allah'ın emirleri, kitapları, peygamberlerinin sözlerine dikkat ederek bu ruh tarafını iltizam eden, oraya sarılan, geldiği yere ruh arştan gelmiştir. Oraya yükselir, başı arşa değer, aziz olur, iki cihanda Allah'ın sevgili kulu olur, mutlu olur. Evet, bu nefsi emmaresine boyun eğmeyen, onu iradesi altına almış kimselerin gittiği yerdir bu cennetün naim. Altıncı cennet cennetül karar. Hacıların helal parayla para kazanmış, imkan bulmuş, haccın bütün kurallarını yerine getirmiş. Oraya gidip gelmiş demiyoruz. Hac bir ibadettir. Nasıl namazın şartları, farzları olmazsa olmaz, farzları varsa, haccın da öyle olmazsa olmaz farzları vardır. Namazın güzel olabilmesi nasıl vacipleri, sünnetleri varsa, haccın da vacipleri, sünnetleri vardır. İşte bu olmazsa olmaz şartları yanında, haccın güzel, mebrur olabilmesi, günahları sıfırlayabilmesi için o vaciplerine, sünnetlerine de tam riayet ederek hac yapanların girdiği yerdir cennetül karar. Yedinci cennet cennetül firdevs. Mücahitlerin, cihat edenlerin Allah'ın emrine uyup İslam'ı, la ilahe illallah kelimesini yeryüzüne hakim kılmak, Allah'ın dinini yeryüzüne yaymak için canını bezleden, malınla, canınla bu orada cihat edenlerin gireceği cennettir. Sekizinci cennet, cennet-i adın. Bu da harama bakmayanların gireceği cennettir. Evet. Buralara girmek için arz ettiğim gibi kısaca birer cümleyle onların gereği olan şeyleri yapmak lazım. Herhalde bu cennet-i adın harama bakmamak maddesinden dolayı 8. cennet bu devletin insanlara biraz zor. Çünkü sokağa çıktınız mı? Edep haya diye bir şey yok. Evet, edep heda diye bir şey kalmamış. Yalnız İstanbul'da değil. Hangi şehrimize giderseniz gidiniz, edep haya diye bir şey yok. Millet dini bilmiyor. Evet, Müslüman kabul ediyoruz. Allah'ı inkar etmeyen, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, bunu tasdik eden kimse Müslüman, mümin. İnkar etmeyen, bunu ortadan kaldıracak bir küfür söz söylemeyen, davranış sergilemeyen mümin. Ama bu imanın gereği olan haramları yapmamak lazım. Farzları, vacipleri, sünnetleri yapmak lazım. Şimdi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiğine göre, erkeğin göbeği ile diz kapağı arası, kadının yüzü, eli, ayağı hariç tüm vücudu başkalarına gösterilemez. Yabancı insanlara, yani yabancı dediği mesela kocasına gösterebilir. Oğluna, kızına, ne bileyim, mahremlerine gösterebilir. Evet, ama
mahremi olmayanlara, yabancı kişi denir bunlara. Bunları göstermek Allah'ın وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ. Evet, Kur'an'da ayet. Buraya zinet tabiri söylüyor Allah. Buraları göstermesinler, yabancı erkeklere deniyor. Ama sokağa çıkıyorsunuz, böyle çok nadir buluyorsunuz. En garibi, bunlar namaz kılıyor. Mesela ben Eyüp'e gittim, ziyaret ettim, okudum Hazret'e. Böyle büyük zatları ziyaret edin, onlara Fatiha gönderin. Çünkü bunlar Allah'ın yanında makbul insanlar. Hani siz torpilli diyorsunuz ya, öyle adamlar. Onlara gidip de Fatiha okursanız, onlar sizin iyiliğinizi karşılıksız bırakmaz. Öbür tarafta başınız sıkıldı mı, onların iyiliğini göreceksiniz, ziyaret ediniz. Evet, bu maksatla biz de gittik, ziyaret edelim Hazreti dedik. Ebu Eyyub el-Ansari'yi, İstanbulların ahirette lideri olacak, önderi olacak, imamı olacak. Baktım ki bir kadın gelmiş, mini mini etekli, son derece dekolte, göğüsleri meydanda, çırılçıplak ama Fatih okuyor. Ağlar mısın, güler misin? Bu kadın Müslüman olmasa oraya gelmez, Fatih okumaz. Ama yaptığı şey de hiç Müslümanlıkla bağdaşmıyor. Bilgi sıfır. Evet, sokaktaki o edep, haya duygularına dikkat etmeyen, sınırlarına riayet etmeyen kimseler de biz kafir demiyoruz. Ama bilmiyorlar. Fakat biliyorsunuz, kanunu bilmemek mazeret değildir. Türk Ceza Kanunu'nda da madde vardır. Yoksa herkes hakim bey vallahi billahi ben bilmiyordum der, kurtulmak ister. Bugünkü hukukta da vardır, İslam'da da vardır. Öğrenebilme imkanınız var. Öğrenmiyorsunuz, hiç mümkün değil kurtulmak. Bu bilmiyor, geliyor Fatih okuyor oraya. Şimdi sokakta böyle edep, haya duyguları hiç dikkat edilmiyor. Evet, sen de melek değilsin, sokağa çıktığın zaman gözünü de bezle bağlamıyorsun, hep bunları görüyorsun. Evet, öyle diyor. Bu cennetül karar, cennetü adın, affedersiniz. Harama bakmayanların gireceği yer diyor. Harama bakmamak bu devirde, evden çıkmayacaksınız, dağın başında kalacaksın. Çok zor. Evet, çok zor. Evet, bu buralar gitmek, şimdi bunları yapacaksınız. Şimdi cehennem 7 kapılı, 7 cehennem var. Cehennem, biri cehennem, biri Laza. Kur'an'daki isimleri size arz ediyorum. Birisi Hutame, surelerde var bunlar. Sa'ir cenneti, cehennemi. Sakar, bizim Anadolu'daki deyimlerimiz, atasözlerimiz, örflerimiz. Biz vaktiyle böyle şey değilmişiz, çok sağlam Müslümanmışız. Müslüman olduğumuz zaman Türkler 926'da toptan Müslüman olmuşlar. Karahanlılar döneminde tam Müslüman olmuşlar. Ehl-i Sünnet itikadı üzere Hanefi mezhebini benimsemişler. 7'den 70'e herkes tam Müslüman. Allah da onun için kapılarını açmış. En büyük alimler onlardan çıkmış. Efendim, sonra Selçuklular döneminde aynı böyle olmuş. Samimi, son derece sağlam itikatlı, iyi, güzel amelli. Ondan sonra Osmanlılar döneminde de keza böyle olmuş. Bu tabii asırlardan gelen birikimle, şimdi bu bilgiler kaybolsa da örf olarak, anane olarak yaşanıyor. Kur'an'da olan deyimler aynen kullanılıyor. Mesela bu iş deve iğne deliğinden geçerse olur denir Anadolu'da. Yani olmayacak işler için kullanılır. Deve iğne deliğinden geçer mi yok? Kur'an'da aynen vardır. Yani kafirlerin cehennem, cennete girmesi deve iğne deliğinden geçerse geçer diye olmayacak şey diyor yani Allah. Bunu aynen kullanırlar vatandaşımız. Evet, böyle beş para etmez, pis, çok çirkin, kötü adamlara sakar adam derler. Sakar da cehennem, kötü, en azap edilecek yerler, sakar adam derler.
Yani böyle hep deyimlerimiz, örflerimiz Kur'an'dan alınmış. Kur'an'daki kelimeleri aynen kullanıyoruz. Peygamber'in sünnetlerini aynen kullanıyoruz. Bilmiyoruz aslını. Öyle bir milletmişiz biz ama şimdi bilinmiyor. Bunlar örf olarak yaşasa da bilinmediği için işte o kadının, Fatiha okuyan kadının durumuna düşüyor. Sokaklardaki o edep hala duygularının sınırlarını aşan hanımların durumuna düşüyor. Bilgi eksikliğinden. Evet efendim. Beşinci cehennem, birincisi cehennem, ikincisi laza, üçüncüsü hutame, dördüncüsü sair, beşinci cehennem sakar adı. Altıncısı cahim. Cahim, cehennemin adı. Yedincisi haviye. Evet, bunlar hep Kur'an'da ismi geçen cehennem. Bu şey cübbül huzun, cüb kuyu demek. Cüb de Kur'an'da geçiyor. Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'ın babası İbrahim Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, affedersiniz, Yakup Aleyhisselam evlenmiş. Ondan Bünyamin'le Yusuf meydana gelmiş. Hanımı ölmüş. İkinci hanım almış. Ondan sonra diğer kardeşleri var. Yusuf Aleyhisselam'la Bünyamin'in anneleri öldüğü için, annelerin öldüğünü şey etmesinler diye onlara biraz daha yakın durmuş Yakup Aleyhisselam. Onlara daha çok iltifat etmiş. Öbür kardeşlerinin bu dikkatini çekmiş ve Yusuf Aleyhisselam'la kardeşine düşman olmuşlar. Özellikle Yusuf Aleyhisselam'a onu daha çok şey ediyormuş. Çok düşman olmuşlar. Demişler bu ortadayken bize babam hiç dönüp bakmayacak. Onun için evlatlar arasında kız erkek eşit davranacak. Babalar, analar. Bu hikayeler onun için Kur'an'ı geçiyor. Hayattayken analar, babalar evlatlarına kız oğlan eşit davranacak. Sevgide, hediye vermekte, her konuda eşit davranacak. Aksi halde bak nereye gitmiş? Bu Yusuf'u ortadan kaldıralım demişler. Yoksa biz babam dönüp bize hiç iltifat etmiyor. Onu öldürmeye karar vermişler. Demişler baba ya Yusuf'u da bizim yanımıza ver. Vermiyor Yusuf'u bir şey olur falan diye. Bizim yanımıza ver o da oynasın kırda bayırda. Niyetleri onu yok etmek. Evet. Kıra götürmüşler. Birisi demiş öldürelim. Yok demiş öldürmeyelim. Ağabeyleri demiş ki bunu kuyuya atalım. Kurt yedi deriz demişler. Canavar yedi. Önleyemedik, koruyamadık. Kuyuya atmışlar. Kuyudayken onu bir kervan bulmuş. Peygamber olacak. Çok güzelmiş Yusuf Aleyhisselam. Olacacık güzel bir çocuk. Oo demiş ne güzel çocuk kovayı çıkacağı zaman. Evet. Ondan sonra götürüp satmışlar onu köle diye. Orada köle olarak Beni İsrail'in Mısır'da köle olarak satmışlar. Biliyorsunuz hikayeyi Kur'an'da anlatılıyor bu. Evin hanımının çocuğu olmuyormuş. Maliye Bakanıymış. Önemli yerdeymiş. Adam fakat çocuğu olmuyormuş. Derken işte evin hanımı ona hanımlık duyguları sebebiyle çok güzel olduğu için gayrimeşru duygular duymaya başlamış. Derken neticede Allah onlardan kurtarıyor ve Mısır'a aziz oluyor. İşte orada kuyuya atarken cübbü, kuyu demek. Huzun kuyusu demek. Diyorlar ki cübbül huzun nedir ya Resulallah? Ve mâ cübbül huzun? Kâlu vâdin fî cehennem. Cehennemde bir vadidir. Cübbül huzun diye bir vadi vardır. Allah bizleri, tüm ümmeti Muhammed'i buraya girmekten muhafaza buyursun. Evet, Allah Celle Celaluhu Hazretlerine bu cübbül huzundan sığının diyor Peygamberimiz. Allah'a sığının diyor bu vadinin, cehennemdeki vadinin
şerrinden sığının. Külle yevmin, her gün devamlı sığının. Neden? Cehennemin diğer köşeleri, cehennemin diğer köşeleri bu cübbü huzunun vadisinin şerrinden, belasından her gün 400 kere Allah'a sığınırlarmış. Hani bir belalı adamlar var ama belaların içinde bir belalı var ki ötekiler bile ondan korkuyor. Aha, bu cehennem vadisi de öyle belalı ki, öyle felaket ki öteki cehennem vadileri bunun şerrinden Allah'a günde 400 defa Allah'a sığınırlarmış. Bu cübbü huznun belasından, zararından bizi koru ya Rabbi diye. Evet, kim girer oraya? Yedhuluhul kurra'ul mura'una bi amalihim. Evet. Amelleriyle riyakarlık yapan alimler, kurralar, hocalar girer. Çok güzel Kur'an okuyor ama Cenab-ı Hak rızası için değil, bana en güzel okuyan adam desinler diye, desinler diye öyle emek çekiyor Kur'an'a. İşte vaaz ediyor, kitap yazıyor, konuşuyor, konferanslar veriyor, en büyük benim desinler diye, insanlar böyle desinler diye, Allah'ın emrine uyarak emri maruf yapmak için mecbur, zaten bildiğinin sırasını verecek, öğretecek, yoksa cehennemden gem vurulur diyor Efendimiz. Bundan korktuğundan değil, en büyük alim bu desinler, desinler diye insanlara bunun için vaaz ediyor, kitap yazıyor. İşte bunlar o cehennemin en belalı vadisine gireceklerdir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, riyanın hepsi haramdır. Hatta şirktir, gizli şirk. Çünkü namaz Allah için kılınır. Şu ders Allah için verilir. Ben mecbur değilim. Resmi görevli değilim. Ama mecburum. Neden? Hocamdan icazet almışım. Bu kitabı okut demiş. Ben bu kitabı okumazsam, size tebliğ etmezsem anamı ağlatacaklar. Neden görevini yapmadın? Neden vazifeni yapmadın? Bu senin vazifendi. Ondan mecburum anlatmaya, gelmeye mecburum. Allah'tan korktuğum için insanlara, kardeşlerime, müminlere hizmet için yapmak zorundayım. Bu maksatlarla yapacağım. Allah'ın rızasını kazanmak için. Yok, öyle değil. Türkiye'nin en güzel hocası Cevat Hoca, bir numara. Böyle hoca yok desinler niyetiyle, maksadıyla yaparsan cehennemin diğer vadilerinin Allah'a sığındığı, günde 400 defa şerrinden Allah'a sığındığı vadiye gideceğim. Böyle hocalar, alimler, evet, bunlar girecek oraya diyor. Bu ilim adam olmak, hoca olmak Allah'ın bir lütfudur. Bu lütfu değerlendirip yerinde kullanacaksın. Yoksa aha, bu var. Çünkü riya, insanları düşünüp Allah'ı düşünmemek, sanki onları tapmak anlamına geliyor. Riya bu. Ondan dolayı şirk, Allah'a ortak koşmak sayılıyor. Allah'ı bırakıyor insanlara, onların değer vermesine, onlar yuhlayacak diye hakikati söylemiyor. Onların hoşuna gidecek diye haramları söylemiyor. Onları es geçiyor. Allah'ı bırakıyor, insanları düşünüyor, onlardan korkuyor. Bu bir şirktir. Bu bir şirktir. Riya budur. İşte bunlar girecek. Evet. Ama tabii şimdi riya sadece hocalardan başladık. Hocalara evvela yine iğneyi kendimize batıracağız. Çuvaldızı size batıracağız. Evet, onun için önce hocalara attık tuttuk. Şimdi tabii biz size yararlı olmak için elimizden geldiğince bu misalleri veriyoruz. Şimdi burada camide namaz kılıyorsunuz, kılıyoruz. Herkesin içinde dört dörtlük dikkat ediyoruz. Öyle ağır ağır, şöyle yakışıklı.
giyimimiz kuşamımız yerinde. Ama evde namaz kılarken tavuğun yemakladığı bir güm 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 güm, hadi çabuk selam veriyoruz. Hizmet bitti ya, bitti. Camide ne böyle böyle gülmüyorsun? Orada ayıplarlar lan. Biriler görür, şuna bak ya. Şu kadar adam buna rağmen namaz kılmasını bilmiyor derler. Ha bakın, çok ince. Evdeki namazı kime kılıyorsun? Allah'a. Camideki namazını kime kılıyorsun? Allah'a. Ulan evdeki Allah'la camideki Allah ayrı mı? Niye yani? Aynı Allah'a namaz kılıyorsun ama evde kıldığın namaz başka, camide herkesin içinde kıldığın namaz başka. Bu bir riyadır. İnsanları Allah yerine koyuyorsun. Riya gizli şirktir. Bu mülâiler işte o şeye, cübbül hüzün, cehennemin diğer vadilerinin şerrinden dünde 400 defa Allah'a sığındığı vadiye atılacaklar diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ha. Ama bazı şeylerde riya olmaz. Mesela nafile ibadetleri evde kılmak çok iyidir. Neden? Yani sünnet, gece namazı, duha namazı, akşam namazından sonra evvabın namazı, namazın evvelindeki sondaki sünnetler, bunlar mecburi değil. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sünnetleri yapan cennette mekan sahibi olur. Efendim gece iki rekat teheccüd kılan dünyadan kıymetli iş, güzel iş yapmış olur gibi çok müjdeleri var. Bunlara ermek için, Peygamberimizin bu müjdelerine ermek için adam nafileleri kılacak. Bu nafileleri mecbur olmadığımız için kendi evimizde kimse görmeden kılmak en iyisi. Ama şimdi gelmişim buraya, ezan okunmuş, sünneti camide kılmak iyi değilmiş demeyeceksin. Sünnet camide kılacaksın. Sünnet camide kılınmaz demiyorum. İlla evde kılmak şarttır demiyorum. Bunlar gizli yapmak daha güzeldir. Fakat namazı farzını, beş vakit namazın farzını camide kılacaksın arkadaş. Camide. Neden? Şuna bak ya, 70 yaşına gelmiş, hiç camide görmedim ya. Hiç namaz kılarken görmedim demesinler diye. Ya bir farzı bile işlemiyor demesinler diye. Zekat, zenginsin. Zekatı gizlemeye gerek yok arkadaş. Sadakayı gizlemeye gerek var. Sağ elin verdiğinden sol elin haber olmayacak. En muhteşem sadaka bu. Mecbur değilken veriyorsun. Ama zekatı mecbursun. Görevin senin o. Bunu vermedin mi? Şuna bak ya. Memleketimizin en zenginlerinden ama hiç zekat verdiğini görmedik ya. Milleti böyle şeyleri önlemek için bir, iki, benim gibi olanlar da versin. Teşvik olsun diye. Farzlarda riya olmaz diyor. Farzları reyine getirmek zorundasın çünkü. Hepimiz zorundayız. Camiye gideceksin farza. Ama sünnetleri evde kılmak daha makbul. Camide kılınmaz diye bir şey söylemiyoruz da. Evet, bunlardan dolayı farzlarda riya olmaz. Çünkü mecburuz zaten. Yapmak zorundayız. Yani zekatı vermeyen cimridir diyebiliriz. Zekatını vermeyen adama cimri denir. Zekatını veren adama cimri diyemeyiz. Namazını camide kılan adama kesinlikle kafir diyemezsiniz, cehennemlik diyemezsiniz. Camiye gelmek, namaz kılmak iman alametidir, Müslümanlık alametidir. Müslümanın gideceği de cennettir, cehennem değil. Böyle bir şeyi var farzların. Sonra teşvik vardır. Cuma namazında mesela gündüz namazları açıktan okumuyoruz, gizli okuyoruz. Öyle diyor Peygamber, gündüz namazları gizli okunur. Ama cuma namazını açıktan okuyoruz. Neden? İslam'ın izzetini, bu memleket Müslümandır demek. Demek cuma namazı kılmak o demek. Gavur memleket cuma namazı, ezan okuyamıyorsun, okutmuyorlar. Aha ezan okunuyor, bangır bangır. Bir de cuma namazı kılıyorsun. Cuma'nın izzeti, cuma İslam'ın izzetini gösteriyor. Açıktan okuyacaksın, herkese duyuracaksın. Ha bunlarda riya olmaz. Ama nafilelerde bu bana ya maşallah sabaha kadar namaz kılıyor desinler diye değil. Aha, orada riya çok. Onlardan sakınacaksın. Riya yaparsan
diyor. Cübbül Huzne girersin. Cehennemin diğer vadilerinin günde 400 defa Allah'a sığındığı vadiye girersin. Mürai gösteriş okul yaptırıyor herif. İsmini yazıyor. Hem de cadde kenarını yapacaksınız diyor. Derdi. Herif yok. Bir kadar hayırsevermiş. Dediriz belki. Bunlar çok yanlış. Bunlardan sakın. Bunlardan sakın. Yoksa böyle bir cübbül huzünden Allah'a sığının. Oraya giden adamlar da mürailerdir diyor. Hem hocalar hem müminler, sıradan müminler bu riyadan, gösterişten son derece sakınmalıdırlar. Ve inne men abghazul kurra'i ilallahillezine yezurunel umara. Bu cübbül huzuna gidecek olan riyakar, gösteriş meraklısı alimler, hocaların içerisinde de insanların içerisinde de en Allah'ın sevmediği, en buğzkar, buğz ettiği, en çok azap görecek olanlar devletin idaresini elinde tutan makamlara, makamlarda olanlara tabasbus yalcılık edenler. Emret efendim, hürmetler ederim efendim, emriniz başımın üstünde diye bir makam mansıp kapmak için yağ çekenlerdir. Evet. Bunları bildikleri için işte İmam-ı Azam Ebu Hanife bildiğini söylüyor. Devlet memuru olmak istemiyor. Çünkü o zaman mahkeme yok, şu yok, bu yok. Halife ne deyse astı astı, kesti kesti, kanun. Fakat insanlar onu çok sevdiği için onun yanına almak istiyor ki halife, bak böyle bir hoca bile benim yanımda, ben onunla beraber çalışıyorum deyip halktan bir tepki gelmesinden önlemek için bunu teklif ediyor, kadılık teklif ediyor. İmam-ı Azam Hazretleri kabul etmiyor kadılığı. Çünkü onun maksadını anlıyor. Bak böyle bir adam bile beni seviyor, siz niye sevmiyorsun demek için çağırıyor onu. Bir de yaptığı zulümleri örtmek istiyor onun sayesinde. Onun için kesinlikle kabul etmiyor. Baş kadı, kadılık az geldi, baş kadı yapayım demiş. Çağırmış, demiş seni baş kadı yapacağım. Ben demiş baş kadılık yapamam. Yalan söylüyorsun demiş halife. Efendim demiş, benim kadılık yapamayacağım, siz söylediniz. Ne zaman söyledim demiş, şimdi söylediniz. Çünkü İslam'a göre yalancı kadı olamaz demiş. Siz de benim yalancı olduğumu söylediniz. Koskoca halife yalan mı söyleyecek? Söylediniz, ben yalancıysam ki siz öyle söylediniz. Yalancı demiş, kadılık yapamaz, söyleyecek laf bulamayınca atın bunu zindana demiş. Zindanda her gün kabul edeceksin baş kadılığı diye 100 kamçı vuruyorlarmış. 10. gün şehit olmuş. Yine de kabul etmemiş. Arkadaş. Burada diyor ki işte bunu bildiği için o. Şimdi beni YÖK başkanı yapsınlar, Diyanet İşleri başkanı yapsınlar diye bakanlara, başbakanına, cumhurbaşkanına arz hürmetler efendim. Emrinizin başımızsın efendim. İsabet buyurdunuz efendim. Aha derse, hep böyle derler demiyorum. İşte en çok Allah'ın kızdığı bu alimlerdir. Böyle ümeraya tabasbus yağcılık edenlerdir. Yanlış yaptı mı? Yanlış diyecek. Kur'an'a aykırı, peygamberin sünnetine aykırı bu diye doğruyu söyleyecek. Ama sen ne diyorsun? Doğruyu söyleyen 9 köyden kovulur. E işte İmam-ı Azam'ı hapsetmiş adam. İmam Şafii de böyle. Bunu bildiği için İmam Malik mesela bu kitabın yazarı, her mesela Abdülhamid, diğer padişahlar, bugün İstanbul valisinin olduğu yerde medresesi varmış. Çok değerli, sevilen bir hoca. Padişahlar onu ziyarete gelirmiş. Hiç saraya gitmemiş. Ne diyor bak? Saraya gidenler, idarecilerin ayağına gidenler, o cübbül huzünden en kötüsü onlar. Yağcılık tapasbus olur diye kesinlikle gitmemiş. Hiç ondan gelir ziyaret edermiş onu. Bu sünneti uygulamışlar. İmam Malik'e Harun Reşit, çok değerli bir imam, Malik bin Enes, Maliki mezhebin sahibi. Harun Reşit zamanında sağ.
oğlunu, velihatını belirlemiş, yerine halife yapacak. İyi niyetli, mümin adam Harun Reşit, hoca olsun, dinin emirlerini haram olan bilsin diye ben en büyük hocadan ders alsın istiyor. Adam göndermiş İmam Malik'e. Saraya gelsin demiş, benim oğlum valiahtımı yetiştirsin, okusun. Cevap, oğlu okuyacaksa mollaları okuttun, medreseye gelsin. Hiç hayır dememiş, o da öyle bir mümin adam. Oğlunu göndermiş medreseye. Medresede hocanın yanına kim oturur? En kıdemli, en başarılı olanlar. Böyle cami dolu, halka halinde talebeler. Bu adam yarım halife olacak, padişah olacak. Kapıdan gelmiş, doğru gelmiş hocanın yanına. Yok yok demiş, kapının eşine otur bakayım. Orada ispat et kendini. Ondan sonra demiş buraya gelinebilir. Hiç korkmuyor. Halbuki vurun şunun kellesini dese hiç itiraz eden yok. Böyle. Onlar böyle adamlar. Evet, bizim bu hoca efendi de kesinlikle saraya gitmemiş hiç. Hoca padişahla gelirmiş, akıl danışırlarmış ama o hiç onların ayağına gitmemiş. Sizden bir bekledim yok ki. Onlar yaptıklarında şu yanlıştır, doğrudur söylüyor. Din de böyledir. Din de böyledir söylüyor çekinmeden. Aha işte böyle devlet makamlarına, o makam işgal eden adamlara yağ çekmek için yezurunel umara, onları gidip tabaspus eden, bu cübbül huzunu en kötüsü bunlar, girecek olanların en kötüsü bunlardır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bukhari, Tirmizi, İbn-i Mace, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan bu hadisi nakletmiş. İdarecilik kötü değil, halka hizmet, hakka ibadettir. Çok zordur, çok zordur. İşte hocalık da çok zor, görüyorsunuz. Hoca oldun mu doğruyu söyleyeceksin. Hocaları Allah affetmiyor. Hem biliyor hem yamukluk yaptı mı hiç affetmiyor Allah. Hem biliyor hem yapıyor diye. Evet, çok zor ama bu kurallara riayet etti mi de cennette de senin imamın alimler, hocalar olacak arkadaş. Bunları kazanmışsa orada da önder, hayatta da önder. Allah'ın yanında öyle makamlar olacak. Evet, şehitlik en büyük rütbe. Şehitliği şeyden kim sana anlatan adam? Hoca. Buraya her zaman anlatırım. Buraya NATO Genel Sekreteri General gelmiş Türkiye'ye. Biz NATO üyesiyiz. Ta Kore'den sonra üye aldılar bize. Benim hocam da saraylar müdürü. Demişler ki müdür bey, yanına sen git, bu adam general. Sen meşgul et, bir sıradan millet rehbere vermeyelim adamı. Buraya getirmiş. Evet. Şu bak orada şey var bakın, yuvarlaklar var. Orada yazılar var. Onlar süs haline getirilmiş ayet hadisler. Onlardan bir tanesi, alimin mürekkebi şehidin kanından üstündür. Bu ne demiş? O da söylemiş. Tak selama durmuş general. NATO Genel Sekreteri, baş generali. Muhteşem söz demiş. Hadistir demiş. Peygamberimizin sözüdür. Neden? Şehitliğin önemini kim anlatıyor arkadaş? Alim anlatıyor. Efendimiz ona işaret ediyor. Alim öğretmese kim şehit olur lan? Pisi pisine ölünür mü? Ama onu anlatıyor ki cennette en büyük makam şehitlerin. Şehit en büyük makam. İnanan adamın da en büyük derdi cennette en büyük makam sahibi olmak. Onun için Çanakkale'de kurşunun üstüne koşarak gidiyor. Seve seve gidiyor. Kaçmıyor. En büyük makam elde edem diye. Ve mümin biliyor ki kader değişmez. Elinden geleni yapar, tedbir alır, sonra hiç korkmaz. Kaderde ölüm varsa ölür, ölüm yoksa ölmez. Onun için korkmaya göre koşuyor kurşunun üstüne. Ölmeyecekse gazi oluyor. O da ne kadar muazzam. Ölecekse en büyük makam, onun için korkmuyor böyle. Bütün cihatta bir Müslümanların, bilhassa Türklerin ta Zigatvar'a kadar
kanunu devrinde gitmelerinin şeysi, temelinde bu iman yatıyor. Evet. Böyle işte alim öğretiyor bunlara. O adam, siz kimsiniz? Elbisecisiniz, kimsiniz? Bakkalsınız, kimsiniz? Zerzevatçısın, kimsiniz? Gıda, kimsiniz? Şucu bucu. Bunlar da lazım. Olması, ben nereden giyineceğim? Nereden gözlük bulacağım? Siz de iyi iş yapıyorsunuz, insanlara hizmet ediyorsunuz ama bunlarda ölçüleri belirleyen kim? Hoca. Bu değerini anlatan kim? Hoca. Onun için şehitlikten bile üstün. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bunu Allah'ın emri diye yapmazsa, yağcılık için yaparsa, en büyük benim diye yaparsa, Cübbül Huzun'a girecek içenlerin en kötüsüdür diyor güzel Peygamberimiz. Allah faydasız ilimden, kabul olmayacak duadan bizleri muhafaza buyursun. Ve bize, ailemize, sülalemize böyle ilmiyle amil, hadislerde belirlenen Allah'ın emrini bir hakkın hiçbir şeyden çekilmeden dosdoğru söyleyecek olan alim nesiller nasip etsin inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Te'avvezu billahi min re'sis sittin ve min imaretis subiyan. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın çok sevdiği insan, kainatı onun hürmetine yaratmış. Peygamberleri de insan, sevdiği insanlardan seçmiş. İnsanlara rehber göndermiş. Onların içinde Kaid-i Rakbil Enbiya, Enbiyalar ordusunun kumandanı Muhammed Mustafa yapmış. Kayıp anahtarlarını önüne gösterivermiş. Cehennemi görüyormuş Peygamberimiz. Cenneti görüyormuş. Olacak şekliyle. Miraç'ta da göstermiş zaten. Bizzat göstermiş. Cebrail aleyhisselam. Diğer zamanda da hatta kendi gördüğü gibi böyle vaaz ederken sahabilere de gösterilmiş cehennemi, cenneti. Sahabilerden de cennet, cehennemi görenler var. Efendimizin böyle bir şeysi var. Şimdi ileride olacakları da biliyor. Aslında gaybı Allah bilir. La ya'lemul gaybe illallah, Kur'an'da ayettir. Ve indehu mefatihul gayb. Gaybın anahtarları Allah'ın elindedir. Kıyametin ne zaman kopacağını kimse bilmez. Yarın ne olacağını kimse bilmez. Şu duvarın arkasında ne olacağını kimse bilmez. Efendim, yağmurun ne zaman yağacağını kimse bilmez. Ya hocam, rapor okunuyor her gün. Tahmin laper olan. Tahmin. Evet, tahmin. Alametlerden tahmin edersin. Kesin bilen Allah'tır. Zaten yağacak diyorlar. Bak, günlük güneş oluyor çok zaman. Tahmin raporudur o. Evet. İnsan nerede öleceğini kimse bilmez. Ne zaman öleceğini kimse bilmez. Ama bazı hocalar biliyor. Ben de öyle adama rastladım. Havlucu Ahmet amca vardı Edirne'de. Mustafa Hoca, Bursa'ya gidiyorum dedi. Ölmeye gidiyorum oğlum dedi. Orada öleceğim dedi. Şimdi orada yatıyor. İsmail Hakkı Hazretleri'nin camisinde yatıyor. Biliyor. Allah bildirir onlara. Peygamber'e bildirdiği gibi güzel adam olursanız, peygamber gibi güzel ahlak olursanız onun mucizesinden size de bulaşır. Bu adam da onlardan birisi. Bu kitabı yazan camimizin önünde, türbenin dibinde yatıyor. Var böyle elhamdülillah. Buna eksik olsa zaten gümbür yıkılır dünya. Böyle Allah bildiriyor, gösteriyor. Yoksa normalde bilmez kimse. Allah bildirirse bilir. Efendimiz de benim gibi cam gözlük takmıyor. Peygamber gözlüğü var. Baktığı zaman bugünkü olacak şeyleri görmüş. Şimdi geleceğe gördüğü şeylerden birisini söylüyor. Hicretten itibaren, hicret tarihi olarak Hazreti Ömer kabul etmiş. Bir Muharrem hicret. Peygamber hicret ettiği sene bir. Bir Muharrem ayın ilki yeni başladı şimdi. Allah hicri yılı hakkımızda, Müslümanlar hakkını hayırlı etsin inşallah. Evet, işte 60. yılından sakının diyor Peygamberimiz.
60. Hicri yılın başından sakının. Şimdi Efendimiz ifat irtihal buyurunca Hazreti Ebubekir seçilmiş. Seçilmiş. Sahabeler gelmiş mescitte. Bizden olacak, bizden olacak. Şimdiki partiler gibi. Aynen öyle. Ansar demişler bizden olacak. Mekke'den gelen muhacirler bizden olacak. Parti aynı. Herkes bayağı hararetli. Biz buna layığız filan. O sırada Ebu Ömer gelmiş. Bakmış gürültü millet ileri ileri konuşuyor yüksek perdeden. Tutmuş Ebu Bekir'in elini. Sen demiş peygamberin olmadığı zaman namaz kıldıran adam değil misin? Peygamber hasta olduğu zaman seni imam yaptı. İmam en iyi adam olur. Demek ki en iyi aramızda sensin ki imam yaptı. Demiş elini sıkmış sana biat ettim deyince Ömer gibi adam demişler. Ebu Bekir seçtiğine göre biz de demiş. Tamam kavgayı bitirmişler. Herkes elini sıkmış. Senin sandığa pusula attığın gibi bir el sıkışmışlar. Seni seçtim. Ebu Bekir'den sonra Ömer'i aynı seçmişler. Ömer radıyallahu anh'tan sonra Hazreti Osman seçmişler. Hazreti Osman'dan sonra Ali ihtilal yapılmış. Öyle gelmiş. Şimdi işte İslam düşmanları uyumuyor. Hazreti Osman zamanında Ebu Bekir Ömer zamanlarında devlet kurulmuş. Tam teşekküllü, ordulu, adliyesi olan, belediye teşkilatı olan böyle teşkilat tamamlanmış bir devlet kurulmuş. Hazreti Osman zamanında o da fetihlere başlamış. Azerbaycan fethedilmiş. İran fethedilmiş. Habeşistan fethedilmiş, Kuzey Afrika fethedilmiş. Oralara fethedilmiş, adam gavurluğu bırakmış, Müslümanlığa gelmiş. Gelmiş ama örf adetleri başka, dilleri başka. Oralara güvenilir valiler tayin etmek lazım. Ordu kumandanı göndermek lazım ki oralara gidip birileri isyan etmesin diye. Şimdiki bir yarım saatte varacak uçak yok o zaman. Telefon yok o zaman. Güvenilir adamlarını oraya tayin ediyor. Kime güvenir insan? En çok kardeşine değil mi? Oğluna güvenir. Çünkü şu kadardan biliyor kim olduğunu. Hazreti Osman da layık olan akrabasından, yakınlarından kumandanına tayin etmiş valiler. Mısır'a, Azerbaycan'a, Habeşistan'a, İran'a. Yahudiler hemen bunu fırsat bilmiş. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Akrabasını kolluyor bu. Devlet makamlarının akrabasına veriyor diye gelmişler Medine'de ayartmaya herkesi. Ondan yüz vermemiş. Mısır'a gitmiş. Mekke'ye gitmiş. Onlar da yüz vermemiş. Kahire'ye gitmiş. Kahire eskiden beri Mısır halkı karışıktır. Şimdi de öyle. Gidip görebilirsiniz. Orada dikiş tutturmuş. Oradan isyancı ordu gelmiş. Hazreti Osman'ı Kur'an okurken şehit etmiş. Sen zalimsin, akraban koruyun diye. Evet. Ondan sonra ihtilalciler şimdi demişler biz birbirimizi yemeyelim. O, gelen ihtilalciler bir kişi değil ki. Çeşitli kabile reisleri. Hazreti Ali evinden çıkmıyor. Hazreti Ali'yi çağırmışlar. Sen demişler halifesin. Önce bunu tutturalım, sonra kozumuzu paylaşırız. Evet, böyle. İşte bunu da şimdi bunları bak şöyle oldu, böyle oldu. Bunu felsefik şeylere bürüyorlar. Yahudi, Hristiyan, İslam düşmanları. Ondan sonra işte tabii Hazreti Osman'ın günahsız. Ayşe anamız demiş ki Ali sen halife misin? Müminlerin anası demiş. Evet, beni halifelik makamına oturttular, halifeyim. Öyleyse Ali demiş, halifenin, devlet adamının ilk işi adaleti hakim kılmak, zulmü önlemektir. Osman demiş, haksız yere öldürüldü. Osman kesinlikle öldürülecek suç işlemedi. Osman'ın katillerini as demiş. Doğru. Hazreti Ali demiş ki müminlerin nasıl %100 doğru demiş söylüyorsun.
Osman tertemiz, masumdu. Haksız yere katledildi. Doğru söylüyorsun ama senin öldür dediğin, kısas uygula dediğin adamlar beni buraya oturtturdu. Daha dün oturdum buraya. Polis teşkilatım yok. Ordum yok elimde. Onlar şimdi demiş Medine'ye hakimler. Seni öldür dediğin adamlar onlar. Bana biraz demiş süre tanı. Ordumu kurduktan sonra polis teşkilatımı ondan hepsinin kellesini uçuracağım. Cevap Hazreti Ayşe anamızdan. Hazreti Ayşe anamız allame, çok alim. Ali demiş, en büyük zulümden birisi de adaleti zamanında uygulamamaktır. Adaleti geciktirmek de zulümdür. Öyle değil mi? Evet öyle de demiş, yapamıyorum. İkisi de haklı. İkisi de haklı. İşte buradan Hazreti Ayşe anamız madem yapamıyorsan in aşağı demiş. Ben yapacağım. Ordu toplamış. Çarpışmışlar. İki Müslüman anasıyla evladı çarpışmış. Orada da sahabiler var. Burada da ikisi de haklanma yani. Onun için Hazreti Ayşe anamıza da bir şey diyemezsiniz. Hazreti Ali'ye de bir şey diyemezsin. İkisi de içtihadında haklı. Niye söylüyorum bunu? Bugün İran Hazreti Ayşe'ye lanet okuyor. Ali'ye karşı geldi diye. Doğru söylüyor. Osman günahsız öldürüldü. Onun katilini buldu. Yalan mı söylüyor? Adaletin gecikmesi de zulümdür diyor. O da doğru. Yani bu işler, onun için biz Ehl-i Sünnet vel Cemaat itikadındayız. Elhamdülillah. Sahabilerden hiçbirine, şimdi olayla onu geliyor. Bu hadis onunla ilgili de bu konulara girdim. İşte Hazreti Ali'den sonra Hazreti Ali Medine'de, Hazreti Ayşe'den sonra hadi Muaviye gitmiş, o da sahabi, vahiy katibidir. Ebu Süfyan'ın oğludur. Kız kardeşi de peygamberimizin hanımıdır Ümmü Habibe. O da Osman'ın katillerini cezalandırmadın Ali diye Şam'da halifeyim ben demiş. O da etrafına bir sürü sahabi toplamış. Asker toplamış. İkisi Sıffin olayında savaşmış. Müslüman öldürüyor. Yahudi bak nelere götürüyor. Evet sonra da hakeme havale edelim demişler. Tamam demiş. Hakeme havale ettin diye Hazreti Ali'ye kafirsin sen demişler. Allah'ın kanunu varken hakem sözüne kapılır mı? Bak şimdi işler karıştı bak. İşler karıştı. Hazreti Ali'ye kafir diyor herif. Tövbe ya Rabbi. Öyle adamlar var şimdi halen. Oradan başlamış iş. Hazreti Ali onlarla uğraşmış. Kimisi de ona Allah diyor. Meclisler toplanmış. Cebrail gelmiş. Peygamberimizi meclise almamışlar. Şimdiki Şiiler öyle diyor. Hazreti Ali araya girmiş de peygamberimizi öyle almışlar. Böyle saçmalık olur mu? Peygamber Ali'den büyük olmuş oluyor yani. Böyle inanıyorlar. Ve bu yüz binler her zaman Muharrem ayında aralarına katıldım. Ezbere konuşmuyorum. Ben de onların arasına katıldım. Hazreti Osman'a, Muaviye'ye lanet okuyorlar, küfrediyorlar. Ayşe anamıza küfrediyorlar. Ömer'e küfrediyorlar. Ebu Bekir'e küfrediyorlar. Hatta geçen sene haçta ölen İranlı hacıların ayağının altında Ömer görmüş yazılı. Gazetelerin yazdığına göre. Ömer o kadar düşmanlar ki ayağının altına yazmış, çiğniyor yani. Bunlar hep o Yahudilerin başlattıkları, Hristiyan düşmanı, İslam düşmanlarının başlattıkları bu olaylardan sonra felsefik şeylere bürünmüş şeyler. Biz elhamdülillah bu şeylere katılmıyoruz. Ehl-i Sünnet vel Cemaat'tanız. Şimdi diyor ki işte bu Muaviye'den sonra oğlu Yezid geçti. Yezid'e de bir şey diyemeyiz. Arkadaş, İstanbul'u fetheden ne güzel kumandan, ordu ne güzel ordu dedi Efendimiz. Bu müjdeye ermek için ordusuyla İstanbul'u fethe gelenlerden birisidir Yezid. Ve onun ordusunda da kim var? Ebu Eyyub el Ensari var.
onun ordusunun emrinde buraya gelmiş. Bu fethe geldiğinde şehit olmuş burada. Buraya gömülmüş. Yezid böyle bu peygamberin hadisine ermek için. Ama işte biliyorsunuz Hasan Hüseyinlere yapılan olayları, biliyorsunuz Kerbela olayları. Aha diyor, hicretin 60. yıl başındaki bundan sakın, bu olaylar olacak. Ve imareti sıbyan, çocukların padişah olmasından, başa geçmesinden sakın. Çünkü idareci vatandaşın zulme uğradığı zaman başvurduğu kapıdır. Zulmü önle, adaleti uygula. Değil mi? Çocuk ne bilsin, nasıl önlesin? Evet, zillullah fil alem denir. Osmanlı padişahlarını şey ederken, vasıflanırken, Allah'ın yeryüzünde gölgesi, Allah'ın adaletini uygulamaya memur olduğu için baştaki padişah, idareci, Allah'ın gölgesi tabiri vardır. İşte vatandaş da hakkını alamıyor, ona başvurur. Sen şimdi mahkemeye başlıyorsun. Bu mahkeme olunca kadar kaç dönemler geçti biliyorsun. Evet, idareci çocuk olursa nereden anlayacak? Kendini güdemiyor. Altını batıran adam devletin, insanların hakkını nasıl koruyacak? O çocukların geçtiği dönemden sakın olmuş. Başkalarına vermiyor. Saltanat güzel bir şey. Oğlunu geçiriyor yerine. Oğlu da ufacık, ölüvermiş. Peygamber dediği olmuş, çocuk. Çocuk yaşta halife olan var. O devirlerden sakın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl sakınacaksın arkadaş? Kimin haklı, kimin haksız? Meselelerin özünü bileceksin. İlim sahibi olacaksın. İlim sahibi değilsen gürültüye gidersin. Seni kandırırlar. Seni kandırırlar. Günümüzde de aynı olaylar var. Sureti haktan görünüyor adam. Sen de bir şey bilmiyorsun. Ağzı laf ediyor. Ünvanı var, şu var, bu var. Bir anlatıyor. Tamam diyorsun, kapanıyorsun herife. Halbuki adamın niyeti kötü. İlim sahibi olsan, işi bilsen, hemen bir iki konuşmasından senin niyetin şu diye anlarsın. Bilmediğin zaman nereden anlayacaksın? Evet, insanlarda bilgi, dini ezbere yaşayamazsınız. Mahvolursunuz. Öğreneceksiniz efendim. Öğreneceksiniz. O Eyyubül Ensari Hazretlerini çıplak Fatiha okuyan kadın gibi olmayacaksınız. Müslümansan Müslümanı gereğin yap güzel kardeşim. Allah sana iman nasip etmiş ama o imanın gereği hiç yok üstünde ya. Bilmiyor. Onu istismar etmek o kadar kolaydır yani. Ha, bu devirde bilhassa bu çok. Mutlaka Kur'an'ın tefsirini okuyacaksınız. Veya tefsir yapan hocaları dinleyeceksiniz. Peygamberin hadisinden bahseden bu hadisleri dinleyeceksiniz. Hükümlerden fıkıh, haram, helal, bundan bahseden adamı dinleyeceksiniz veya okuyacaksınız. Biz bu nedenle, evet, neden haram, niçin haram? Herkes bir şey söylüyor. Oturduk, 10 sene uğraştık. Tüm fıkıh kitaplarının ana kaynağı olan İmam Serahsi'nin Mebsut'unu tercüme ettik. Ekip kurduk, 10 sene uğraştık. Elhamdülillah en çok kademelerdeki paşalar, hakimler, valiler onlar okuyor. Neden haram, niçin haram delilli orada var. Ama sen okumuyorsun. Efendim, Dürer var Fatih zamanında. Molla Hüsrev'in eseridir. Baş hoca İstanbul şeysi, kadısı da olmuş. Fatih'in çok saygı duyduğu adam. Asırlardır Osmanlı medreselerinde okutulmuş. Türkçesi var. Kim okudu? Kimin evinde var? Ömer Nasuh Bilmen hocamız. Allah rahmet eylesin tüm geçmişlerimize, ona da. Kendisini hayatı boyunca okuduk, istifade ettik. Hocamız, kim onun ilmi halini baştan sona okudu? Kim? Israt Fıkhiye Kamusu var.
dünya alimleri arasında yazsaydı dünya. Arşimet neyse Ömer Nasuh Bilmen de o. Gittim gördüm. Arşimet. En büyük alim değil mi? Siz okullarda lisede okudunuz. Onun yanında fotoğrafını gördüm. Meşhurlar, meşhur alimler galerisine asmışlar. Israt Fıkhiye Kamusunu yazmış hocamız. Kim okur? Kim mütalaa eder? Ezbere, müşmanlık olmaz. Türkçesi var ama okuyan yok. Hasan Başçı Çantay hocamızın tefsiri var. Kim okudu? Meclisin ilk üyelerinden, İstiklal Harbi'nden sonra. Kim okudu? Kim okuyor? Hanginiz okudu? Bilmeden okursun işte böyle. Suistimali sakının diyor Peygamberimiz. Herkes kendini haklı çıkarıyor. Öyle fikirler yayıyor. Bilmezsen işin aslını, sen de o zalimlerin arasına kapılanır gidersin. Mahvolursun. Mahvolursun. Yakında olan ihtilal bunun açık delilidir. Alet olursun. Kimin ne niyet taşıdığını bilmezsen, bilgin olmazsa alet olursun. Yazık olur sana. Dikkat et diyor. Böyle olaylar çıkacak İslam'da. Karışacak. Hristiyanlar, Yahudiler bunu çıkardılar. İslam mezhepleri çıktı ondan dolayı. İtikat mezhepleri var, amel mezhepleri var. Bunlar tartıştılar, harpler oldu. Ehl-i sünnet vel cemaat, Kur'an'a sünnete uyan, hak yol. E bunun dışında Allah, kaderiye var, mutezile var, cebriye var, neler var neler. Neler var neler. Evet. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli. Dört tane güzel yol var. Oo, bu kadar değil ki. Neler var neler. Aa, Han diye bir herif siz bilmiyorsunuz. Benim talebelik gençlik döneminde bunu tövbe ya Rabbi her şeyden peygamberimize bakmıyorlardı. Mısır'a geliyordu. Karılarla, kızlarla, artistlerle paraları yiyordu dünyada. Geliyordu, teraziye koyuyorlardı 120 kilo. Bir tarafına altınlar koyuyorlar. Her sene altın alıp götürüyordu. Buna tapanlar, bunu gidenler. böyle sapık mezhepler var. Alem var. Halen var. Ve putlaştıran insanları bilgisizlikten dolayı. Öyle Hicri 60. yıl başından itibaren başlamış, hala devam ediyor. Hala sürat-ı haktan görünüyor. Evliyayım diye piyasaya çıkıyor. Vatana ihanetmiş meğer niyeti. Sonradan çıkıyor ama birçok canlar heba oluyor. Yazık oluyor. Bilin, öğrenin, dikkat edin. Önü diyor Peygamberimiz. Bunları bilesiniz diyor. Ahmed ibn Hanbel Ebu Hureyre'den nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. Evet. Bir hadis daha okuyayım, üç olsun. Teavvezu billahi min cehdil bela. Evet. Ve derekil şaka. Ve süvil kada. Ve şematetül ada. Buhari Müslim hadisi, Nesai. Ebu Hureyre'den gene. Evet. Belanın zorlamasından sakınız. Allah'a sığınacaksın arkadaş. Zayıf adamız. Çok zayıfız. Hulukalı insanı daife. İnsan zayıf yaratıldı. Bir iyilik geldi mi hiç kimseye çaktırmadan o iyilikleri halleder. Ama ayağına bastın mı velveleye verir ortalığı. İnsan öyle tabiatında. Evet. Şimdi başına bela geldi mi Allah'ın kaderine inanan adam kendini asmaz. Canı Allah verdi, Allah alır der. Ama ipe götürüyor, kendini asıyor. Köprüden atıyor, apartmandan atıyor kendini. Başına ne gelmiş, borcunu ödeyememiş, karısınınla kavga etmiş falan filan. Bunlar beladır. Sabır edeceksiniz. Allah'a sığınacaksınız. Allah dünyayı bizi imtihan için gönderdi. Öyle hemen bir şeyden isyan edip kendinize harakiri Japonlar gibi öldürmeye kalkmayacaksınız.
Belanın zorlamasından Allah'a sığınınız. Allah'a sığınacaksın hemen. Allah'ım beni atma, rahmetinden kovma ya Rabbi diye. Yoksa akıllı adam kendini asar mı lan? O anda kaçıyor, kaçırıyor, asırıyor kendi. Allah'a sığının diyor. Allah'ım beni koru deyin. Bela böyle şiddetlendiği zaman dayanamazsınız. Böyle şeyler yaparsınız. Şeytan da bu size dürter. Evet. Evet. Bundan Allah'a sığınınız. Ve der ki şaka, şakavet erişmesinden size, şakavet erişmesinden, yani sizin helakinize sebep olacak cehennem çukurlarını sizi götürecek şeylerden, bunların size ulaşmasından Allah'a sığınınız. Evet, mesela şakavet, şakilerin yeri cehennemdir. İntihar eden böyledir. İsyan ediyor Allah'a, kendini veriyor kumara, içkiye, intikam alıyor güya. İşler rast gitmemiş. Bunlardan Allah'a sığınınız. Allah koru ya Rabbi, beni düşürme böyle durumlara diye. Şüpheden, şekten, küfürden sana sığınırım ya Rabbi. Her gün, her gün. Ve su'il kaza. Evet, kader. Kazanın, insanın dayanamayacağı şeyler. Bir tek oğlu var, o da gitmiş. Hakkari'de şehit olmuş. Görüyorsunuz, niye öldün, niye öldün? Benim oğlundan başka alacak bulamadın mı diye bağırıyor. Senin adın Ayşe, sana yakışmaz. Mümin adam kadere inanır. Allah'ın emrinin dışında sinek kıpırdamaz, yaprak kıpırdamaz, sinek vızıldamaz. Buna sen inanıyorsun. Niye öyle isyan ediyorsun? Niye isyan ediyorsun? İmanını yele veriyorsun. Bilgisizlikten bu. Böyle durumlarda da biz kardeşiz. Hemen ağzını yumacaksın. O fren tutmuyor, konuşuyor. Hemen ağzını tutacaksın. Ama inadına daha fotoğrafı çekiyorlar. Canı çok yandı. İyi de ağzından çıkan imana aykırı. Allah'a isyan teşkil ediyor. İmtihan dünyası bu. Arkadaş, benim dedemin birisi Kutul Emare'de şehit düşmüş. Yetiştirdiği hoca evladı. Birisi de Allah-u Ekber dağlarında soğuktan, orada gittim ziyaret ettim yerini. 90 bin kişi soğuktan öldü ya. Orada devlet ikisini anda bildirmiş. Elhamdülillah demiş, iki şehit babası oldum. Alim adam biliyor. Niye öldürdü, niye canını aldı benim çocuklarım dese Allah'a isyan olur. Bakın çok kritik noktalar bunlar. Frenleyemezsiniz kendinizi. Allah'a sığının. Dikkat edin. Allah'a sığının diyor Peygamberimiz. Frensiz iş yaparsınız ama gene de ağızdan çıkana göre hüküm verilir. Kadı ifadeye göre hüküm verir. Nahkü nahkümü biz zahir. Ağızdan çıkan küfür, işin bitti derler. Sığının Allah'a. Böyle şakavet sebebi olacak durumlara düşmekten Allah'a sığının. Başıma bu da mı gelecekti? Böyle kader olur mu? Bu kaderin de bilmem nesi neydi? Aman tövbe 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 tövbe. Âmentü billahi ve melâiketi ve kütübi ve rusulî vel yevmil âhir ve bil kaderi. Demiyor musun lan? Müslüman okuyor, bunu demedin mi? Şimdi niye kaderinin de bilmem nesini ettim diye niye sövüyorsun sen Ali, Ahmet, Hasan? Allah'a sığının diyor. Bu kritik noktalarda kendinizi çözüşedirme, mahvedersiniz. İrtidat edenin geçmiş tüm iyilikleri gider. Tekrar Müslüman olsa bile kötülüklerinden sorumlu iyilikler hep gider. Allah'a sığının böyle durumlarda. Bu durumlara düşmemek için böyle Allah'a sığın ve şemâtetül a'dâ. Evet, düşmanların gülmesinden, gülecek düşmanlarınız gülüyor. O duruma düşürmesin beni Allah deyin. En çok sevmediğin herif başına öyle geliyor, orada keyfini gidiyor. Şimdi Yahudilerin Müslümanların birbirlerinin yemelerine karşı güldüğü gibi. Şimdi Suriye'de Müslümanlar birbirini kırıyor. Irak'ta birbirini kırıyor.
şurada bizi de uğraşıyorlar. Yahudi de geçiyor, yerini buldu falan diye keyfinden dört dörtlük. Yahudi yapan o, karıştıran o. E sen Müslümansın, karşıdaki Müslüman. Nasıl öldürürsün? Nasıl öldürürsün? Görüyorsun mu? İkisi de ordular kurmuşlar. Gavurlarla işbirliği yapıyorlar. Birbirlerini yakıyorlar, yıkıyorlar. Çocuklar yakıyorlar. Evler, barklar yıkıyorlar. Efendimiz bütün bunları görmüş. Allah'a sığının, düşmanların gülmesinden Allah'a sığının. Düşman da Müslümanlar işte böyle yaptık diye. Onlar yapıyor zaten bu işi. Gülüyorlar. Bunlardan Allah'a sığının. Bu durumları verme Allah'ım deyin. Gece gündüz öyle söyleyin. Uyanık olun, bilgili olun, bilinçli Müslüman olun. Şuurlu Müslüman olun. Evet, ezbere Müslüman olursanız alet olursunuz. İşte Türkiye'de böyle yapmak istediler. Ama elhamdülillah ben ırkçı falan değilim ama halkımızın sarhoşu bile mümin. Suriye'de iman şüpheli. O kadar bozulmuşlar ki. İman bile şüpheli. Irak'ta öyle, Mısır'da öyle. Ama bizim elhamdülillah asırlardır ehl-i sünnet itikadı öyle uygulanmış. Gelenek olarak sarhoş bile düştüğü yerden Allah diye kalkıyor. Adamın içinde iman var. Öyle bir kökü istemiş atalarımız. Evet. Onun için Allah bize yardım etti. Başaramadılar. Dünyayı yendik bu sefer. Dünyayı. Rusya'da dahil, Amerika'da dahil, Avrupa'da dahil. Hepsi içinde. Öteki adam piyon. O gösterilenler. Arkasında onlar var. Bizi de aynı Suriye'ye benzetmek için hepsi gayret ediyor ama Allah bizi korudu, lütfetti. Allah Allah. Kulağında küpe olan melundur. Çünkü küpe kadınların süsüdür. Erkekken kulağında küpe de melundur. Kadına benzemek istiyor diyor. Burada bilmem şey oluyor. Bakıyorsun o bile imanı varmış. Koştu ölmeye. İmanımız varmış ki Allah da korudu yani. Bu çok önemli. Çok önemli. Allah imandan, İslam'dan ayırmasın. Ama efendim diyor ki işte bunları bilin. Böyle şeyler olacak. Düşman da uyumaz. Siz bilerek yaşayın diyor. Böyle şeyler olacak. Kendinizi onlara satmayın, alet olmayın. Onlara alet olmayın. Böyle şeyler olacak. Ta hicretin 60'ın başından beri bunlar olmuş. Emeviler, Abbasiler, şunlar bunlar, kaç devletler olmuş, harpler falan. Bilerek hareket edin. İmanınızı, İslam'ı korumak için diyor Efendimiz bize bunları haber veriyor. Allah Celle Celaluhu bizi küfürden, şüpheden, münafıklıktan, şakavetten korusun inşallah. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah. Estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber. Elhamdülillâ rabbil alemin rahmanir rahim malik yevmiddin iyyâke na'budu ve senâ del mustakîm sırâtal lezîn. Oldum bakayım lan. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke. Besmele ile beraber bismillah. Elem neşrah leke sadrak ve vadana anke ve zekelet ya. Zikret feyinne ma'ale ve sürü yusran ve ma'ale ve sürü yusran. 11'er İhlas suresi Besmele ile beraber bismillah. Allahumma sallallahu aleyhi ve sellem.
Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber. Elhamdülillah. Üçer salavat-ı şerife. Allahümme salli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Sadakallahu'l-Azim. Sübhane Rabbiyel Aleyhil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, namazımızı kabul eyle. Dersimin rızan muvaffak olarak kabul eyle. Okuduğumuz süver-i celili, ayat-ı Kur'an-ı dergah-ı izzetine kabul eyle. Hasıl olan ecr-i mesubatı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh-i pakine, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimat ervai paklerine, ehl-i beyt, el-ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhim ecmain efendilerimizin erva kutsiyelerine, bir cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminat, rahmetullah aleyhim ecmain ervahına, hasaten kendisinin eserinden yararlandığımız Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Hazretleri, üstazlarımız, müşah efendilerimizin ervahiyle beraber burada bulunan bizlerin, ahirete göçmüşlerimizin ervahını bağışladık vasıleyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecen yüksek eyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Rızkımızı helalinden bol eyle. Şirkten, şekten, küfürden, şüpheden, şakavetten bizleri ümmeti Muhammed'i mahfuz ve masun eyle. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmet-i Muhammed evladını şerlerden, belalardan, şeytanın şerrinden, şeytan misillüğü olanların şerrinden, belasından da muhafaza eyle. Bizleri, neslimizi imandan, İslam'dan ayırma. Aziz vatanımızı ve tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Her yerde seni anan zakirlerden eyle. Nimetlerine şükreden şakirlerden eyle. Nefsi emmaremize bir an bile bizi esir etme ya Rab. Hakkı görüp hakka teslim olanlardan eyle. Batılı yanlış görüp ondan uzak kalanlardan eyle. Bunun için yardımın bize esirgeme. Tevfik-i Samadani'ye mazhar eyledin. Hidayetini daim eyledin.
akıbetini hayır eylediğin güzel, salih kullarından olmayı bize nasip-i müyesser eyle. Subhanekallahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruk ve netubu ileyk. Subhane rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.